Selam millet, Dede Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda yeğenim Aras'la birlikte We Were Here. Sanırım doğru söyledim, değil mi? Hoş geldin Aras. Hoş bulduk. En son Aras'ı 5 sene önce bir tane 1 Nisan videosunda kanalı işgal ederken izlemişsinizdir. Şu anda izleyemeyeceksiniz. Ama sesini duyacaksınız. Veriyorum startı. Tabii. Evet Aras'cığım, şöyle bir bakıyorum etrafa. Ben bir zindandayım. Ben etrafında bayağı kitap, değişik puzzle görselleri olan bir odadayım. Anlamadım. Ben boş bir zindandayım. Aa, boş bir kötü zindanda yok değilim. Bir şey var karşımda. E'ye mi basacağım? B'ye bas konuş diyor. Galiba. Ha. Push to talk için cihaz aldım. Ama V'ye basmama gerek yok işin ilginç yanı. Zaten Discord'dan konuşuyoruz. Peki V'ye basmamı isteyecek mi benim inatla? Bir şeyi kontrol edeceğim. Grafik options'a hemen hızlıca girerek sadece brightness'ı biraz açıyorum. Mantıklı bende. Bilmiyorum yani çok kötü bir şey mi yaptım ama pek bir şey göremiyorum etrafta. Ne diyor? The answer lies. Between the eyes yazıyor bende de. Ne burada diyor? Belki burada benim önümdeki kitapta between the eyes yazıyor. Ha, bende semboller var. Bende burada bir sürü göz var. Nasıl anlatayım? Bakalım. Senin önündeki görsel neye benziyor? Şimdi şöyle bir şey. Dur bakayım, ben biraz etrafı geziyorum. Bir de kontrollerde hemen bir şey, keybinding'e bakacağım. Neymiş? Interact E'ymiş. Jump space, Crouch C, Push to talk V. Yani E, space, C. 3 tane tuş kullanacağız sadece. Tamam. E dışında bir şey yokmuş yani. Sonradan bilmiyoruz diye patlamayalım. Etrafta hiçbir şeye klikleyemiyorum. The answer lies diyen şeyin karşısında pörçük, S'ye benzeyen bir şey. Hani benim böyle flash bulmaca oyunları vardı ya oynadığım. Oradaki gibi garip garip semboller var. Evet, burada bir sürü sembol var. Tamam, mesela belki işe yararsa, iki tane mavi gözün arasında bir A var ama A'nın içinde bir T var çizgiden. Ve bir tane Poseidon'un elinde tuttuğu mızrağa benzeyen bir görsel var. Gözlerin renkleri nasıl? Yeşil. Kolonlardaki. Hepsi mi yeşil? İki tane sadece, yani bir sürü kolon var ya odada, sadece iki tane kolonda tane göz var. İki tane yeşil var. İkisi de anladım, yeşil. Peki. Ve ikisinin arasında bu 9 tane sembol var karışık. Güzel, o 9 tane sembolde bir tane sonsuz yok. M ve kum saatine aynı anda benzeyen bir görsel. Evet var. Sembol, ona bas. Tamam. Ve bir tane kargacık burgacık bir Z ile S karışım bir şey, böyle nasıl diyeyim. Bir 45 dereceyle duran bir Z ve iki ucundan da bir aç çizgisi var. 45 derece uzun Z, iki ucunda birer çizgisi var. Hayır. Olmadı. İki tane benzer. Biri S'ye, biri Z'ye. Onların ikisinden biri. Ha tamam, bir saniye. Biri S'ye benziyor, biri Z'ye benziyor dedin. Diğerine gidiyorum. Oldu. Kapı açıldı. Aha. Tamam. Seni gözlerin rengi önemliymiş. Tamam. Bütün ayrıntıları vereceğiz. Benimki de açıldı. Tamam. Demek ki bütün ayrıntıları vereceğiz yani. Şimdi ben önce kendim evet. tasvir edeyim. Bir tane odadayım. Küçücük bir oda bu sefer, koridor değil, yine açılacak bir kapı var. Bir tane saat gibi bir şey var ama dokunamıyorum ona. Yerde bir tane böyle pusulaya benzeyen, Süleyman'ın yıldızına, hatta 6 köşeli değil 8 köşeli bu. Yıldıza benzeyen bir şey var, sunak gibi. Onu da geçtim. Hemen duvarda bir tane tablo var. Tabloda bir sürü klikleyebildiğim şey var. Bu sefer 3, 6, 9, 12, 15 tane sembol var. Değişik değişik. Ve odanın sonunda bir turna resmi var. Turna resminin yanındaki şeye de sanırım klikleyebileceğim ama neyine klikleyebileceğim şu anda bilmiyorum. Sadece altında hani böyle klikleyebilirsin buna diye bir şey çıkıyor ama bastığım zaman bir şey yapmıyor. Ya da en azından ben göremiyorum yaptığını. Şimdi bir de sembolleri kurcalayacağım. Ha, sembollere bastığım zaman sembolleri alabiliyorum. Onları turnanın altına koyacağım büyük ihtimalle. Ben burada yuvarlak, kubbemsi bir odadayım. Tamam. Ve odanın her yerinde yanıp sönen kurcalayabildiğim meşaleler var. Tamam. Ve her meşalenin yanında birer portre var. Tamam. İşte turna cool. Portresi. Turna. Uzun gagalı. Uzun gagalı. Yani turna demeyeyim de yani şimdi kuşlardan da çok anlamam, sallamayayım. Leyla'ya de benziyor. Arkasında şey var mı? Ne denirdi buna? Salyangoz kabuğu gibi bir şey var mı üstünde? Şöyle. Bildiğin leylek var ya, tek ayağının üstünde duran. Evet. Ya da flamingo. Öyle bir kuş hayal et. Gagası ince uzun. Ama şöyle yani böyle çok garip. Sanki kafasının arkasında kısa bir gaga var, kafasının önünde uzun bir gaga var gibi. Aha. Buldum.
Garip Ya, yani. galiba benim alttaki şeyleri aç. Şimdi Oradaki şeyleri bir tarif etmem tane, lazım. 15 evet. tane sembol var. Bir üçü ona Bir olacak. tane kule ve kulenin üzerinde bayrak var gibi. Birinci Bekle. sembol. Bekle. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Anlamaya çalışıyorum. Kule ve kulenin üzerinde bayrak var derken acaba bir daha Veya başka... kale markası Pardon? diyebilirim. Veya kurşun kale markası ve Tamam. üzerinde Küçücük bir bayrak tane tuşu şey var. var böyle. Aynen, küçücük bir çentiyesi. Çizgi, bir de yana doğru çizgisi Aha, olan. Tamam. aynen. Birinci sembol bu. Birinci Ortada bir sembolü koydum. tane kadeh, ama kadehin altında iki tane yuvarlak var. Bir saniye dur. Kadehin altında iki Kadehin tane iki bacağı yuvarlak. var. Pardon? Kadehin bir de iki bacağı var. Bir saniye. Kadehin iki bacağı var. Buldum buldum. Tamam. Hiç daha akıllatmayalım. Oh. Güzel anlattın. Tamam. Üçüncü. Yani laleye benziyor. Bir lale var. Üzerinde Kedi kafası gibi üst tarafı ama karenin aynen üzeri... kedi kafası gibi üstte. Tamam. Umarım bu anlatmalara... Aa. Vallahi olmuş. Güzel bir müzik çaldı. Vallahi olmuş. Bu sefer büyük bir Ben bak. odadayım. Fıçıları geçtim. Görmezden geldim. Yanında camlar var. Görmezden geldim. Kilitlenebilir şeyler değiller çünkü. Eğilerek içinden kaçabiliyor muyum diye bir bakıyorum önce. Kaçamadım. Bir kapı var. Önünde sandıklar var. Buradan yukarı çıkılabilir mi? Çıkılmıyor. Aşağı doğru gidiyorum. Aşağıyı su basmış. Aşağıyı su basmış. Aşağıda su var. Kapının üzerinde yeşil yazıyor. Ama sarı renkli. Aa, buraya su doluyor. Su yükseliyor. Şimdi fark ettim suya girince. Green yazıyor bak. Orada Sarı renk, mıydın? sarı renkle green yazan bir tane kapının önündeyim. Su yükseliyor. Ne kadar yükselir bilmiyorum. Ben hala aynı meşaleli odadayım. Bir bakayım. Belki arkadaki kapılardan biri açılmıştır. Belki de geri dönmeliyim. Üstteki kapı açılmış olabilir. Senin de bir kapı açılmış olmalı mutlu müzik çaldıysa. Ben Evet, buradan ona çıkamıyorum bakacağım. bu arada. Su Üstteki hala kapı açıldı. yükseliyor. O VSS hala çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Ne yapacağım? Buradan bir şey mi açıldı? Burada bir Ben şey açılmış. Başka bir giriş buldum. de zaten aksiyon müzikleri başladı. Birazdan boğulacaksın Bende de diye. çalıyor. İniyorum aşağı. Din Amaçsızca din aşağı. Aa, burada da su var. Green, sarı. Bu mu? Evet. Bir şey oldu mu? Su yükseliyor. Bilmiyorum, bir bakayım. Kapı açıldı mı? Bir Böyle şey yapayım. olmuş mu? Bir şey Dur, olmamış. alçalıyor mu? Hayır ve ben yüzemiyormuşum. Aa. Onu anladım. Suyun içine girdim, boğuluyorum. Bu su hala yükseliyor. Ha, Oldu. şimdi alçalıyor. İki tane vana buldum. Mavi ve sarıyı karıştırınca yeşil oldu. Vana Peki. renklerinden ve su indi. Ben Evet, mutluyum. tamamen full geri döndüğümde bir tane oda çıkmış. En alta kadar indim. Ben mutluyum. Şimdi bir koridora girdim. Zifir karanlık. Bir tane taş buton var. Üzerine bastım. İyi, ben Karşıma bir geri kapı çıktım. çıktı. Elle açtım. Karşıda bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Benim gözlerim bozuk. O kadar uzakta yazan bir şeyi göremem. Bu bizim için kötü oldu galiba. Bir yürü bakalım, bir yerler açıldı mı? Belki bir yerlerde Ben de karşılaşacağız seninle. bakıyorum. Hala belki üstteki kapı falan Ah, yanımda bir açılır lever diye varmış. umutla. Yanımda bir Ha. lever var. Onu kaldırdım. Bir şey oldu mu? Bu kapı kilitli hala. Aşağı in. Oo, buraya ne olmuş buna? Sanırım benim oyunum glitchlendi. Valla ben bir Çok çakallık yaptım. aşırı eminim. Çok Niye? eminim oyunum glitchlendi. Niye? Sonsuz bir beyazlığa bakıyor, haritadan aşağı düşüyorum. Peki. Beni yukarı atarsa tahminen şu oldu. Benim içinde olmam gereken odayı ben içinde değilken lever'a bastım ve asansör gibi bir şeyse bu arada sonsuzluğa düşüyorum ve oyun yeniden bezi. Oyun yeniden Bir yüklemiyor çık mu? yapayım mı? Yok. Bir çık yaparsam düzelebilir belki. Yap bakalım, seni nereye atacak? Geri kalan bütün puzzle'ları ışık hızında çözeriz zaten. Return to game. Hayır, ben Bu hile mi ilk yaptım game. onu anlamıyorum. Bir çakallık yaptım sanki. Şimdi tahminen şu, sen lever'a bastın değil mi? Odada olmam lazımdı. Ama değildim. O yüzden oda despawnlattı.
Çoktan orayı geçmem lazımdı. Yani ne oldu O da bizi Türkçesi? anlatınca da ben orada kaldım. Ama o da yok. Benim olmam gereken. Orada beni haritadan aşağı attı. Bütün harita Peki dispawn şu attı. anda ne oluyor? Şu anda sonsuzluktan aşağı düşüyorum. Oyundan çıkmaya zorluyor beni. Peki tamam. Hemen bunu hallederiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben de yaptığım şeyi söyleyeyim. Bu yaptığım şey bir çakallık mı? Yani bu böyle bir şey yapmamam mı gerekiyordu? Abi ölümden bir şey sürünüyordu. Yemin edebilirim. Üst kata çıktığımı zannediyorum. Abi bu... Ama bu ömür törpüsü. Bakayım şöyle bir. Evet. Yani bir yere ulaştım galiba sonunda. Evet, kapıda iki tane yeşil bir zımbırtının olduğu bir yere ulaştım. Bu guiding light'ları kapatarak gerçekten gittiğim yeri mi bulabileceğim bilmiyorum ki. Neyse bunu kapayım, şunu kapatmayayım. Burası Beni zaten hiçbir şey aynı. yapamıyor olmam üzdü birazcık. Olsun, ben hiçbir şey yapamasam daha üzücü olurdu. Benim ekranımı görüyor insanlar. Doğru. Şöyle bir O anlamda gidiyorum. demiyorum. Eylem yok şu an. Artık yok ya. Aşağı inebilirsin diyor. Yarasa kanatları olan bir tane köpek resmi var burada. Hiç ışık olmayan bir odaya geldim. Mavi ışıklı bir tane odaya geldim. İçinde sandıklar olan bir yere geldim. Hiçbir yere varamamam üzücü benim de yani. Hani aha yeşil bir kol buldum. Dolaş. A. Yeşil bir kol buldum ve çektim. Bir Hayatında bir saniye. şey değişti mi? Yeşil bir kol buldum ve çektim. Yeşil kilitli bir kapı varsa açılmış olabilir. Şöyle bir etrafı inceleyeyim. Bir kolu görmezden gelmek o kadar basit ki. Çünkü yani Evet. hem parlıyor hem parlamıyor. Bunu bir daha çekebiliyorum. Bir daha çektim. Bir daha çektim. Olur ne olmaz diye. Şimdi şöyle bir gidiyorum o yeşil kollu açılmış bir yer var mı diye. Mavi bir yer buldum. Yeşil bir yer var. Evet, aa burada yeşil bir yer var. O zaman da benim geldiğim kapı mıydı? Evet, benim geldiğim kapıymış. Geldiğim kapıyı kapatmışım arkadan. Bu hiç hoş değil. Kırmızılı kapı. Ah be. Ben daha da yukarı doğru gidiyorum ya. İleri ileri ve yukarı Süpermen gibi. Şalteri bir daha çekeceğim. Belki bir şey değişir hayatta. Şalterin bir şey var mı rengi mengi? Beyaz parlıyor ucu. Ha işte yani hepsinin bir şeyi var aslında. Bir saniye dur. Beyaz parlıyorsa ucu ben beyazlı bir yer arayayım. Şalterciğinin ucu birazcık parlıyor. Ben buradaki o diski tekrar takacağım. Disk kendi yok olmuş. Bence bir yardımı dokunacak. Peki. Bakalım. Bak yeşilli bir yer daha var burada. Demek ki yeşil şalteri açtığımda aslında buranın açılmış olması lazım. Ama o şalteri açıp nasıl hayatta kalacağım? Yani çok dramatik söyledim hayatta kalmak derken. Şalter beni öldürmüyor da şalteri açınca içeride kapalı kalıyorum ya. O yani yine bir oyun bug'ına yol açabilir aradan. Evet, olabilir. Sanki niye tek kişiyim diye burada hissetmeye başladım. Yani iki kişi olmamız lazımdı bizim burada. Ben şalteri Evet. açınca sen arkadan Ben geçmeliydin işteyi falan kaçırıyor gibi. olabilir miyim acaba ya? Bilmem. Ben o Acaba kadar benim burada olmamam mı gerekiyor? geniş bir yerdeyken senin o kadar küçücük bir yerde olman üzücü. Çok dandirik bir yerde kaldım yani. Bir olmamız. Şimdi burada da bir kırmızı zımbırtı var. Bir kırmızı kol olsa bunu şey eder. Burada bir yeşil var. Ben buradan aşağı iniyorum. Burada başka bir gidiş var mı? Yok. Şurada bir mavi kapı var. Başka kol. Nasıl abi? Işıkları söndürelim abi ışıkları. Hocam. Söndürelim. Harita bir şey mi yani? Aa bir dakika. Bir dakika. Sen şimdi şu ana kadar kırmızı, yeşil ve mavi kapılar söyledin. Beyaz söyledin mi? Hayır. Burada bir harita buldum. Haritanın üzerinde kırmızı böyle kalın çizgi, yeşil kalın çizgi falan görüyorum. Evet. Bir ihtimalle belki seni yönlendirmem gerekiyor olabilir. Yani ben Şimdi de zaten tek başıma oynayıp sen hiçbir şey yapmazken oldu. boşuna Mesela sen şu anda nereden çıkmıştın? Bu yolculuğa hangi kapıdan başladın? selamın aleyküm. Yeşil bir tane kapı var. Açık biraz önce büyük ihtimalle açık değildi ve ben buraya giremiyordum. Evet, Orası kırmızı kırmızı şalterin şalter içinde buldum. oldu o da. Orası. Bir sürü de kutu var. Evet.
Hayır, yok kutu yok burada. Ne? Tamam, yalan söylemişler bana. Bayağı kutu gösteriyor burada. Beni yönlendirmen lazım olan kısmı galiba biraz hızlandırmış olarak geçerek şey yaptık. Yani evet. Tamam abi biz... Yani eğer kendimiz... istiyorsan sana şu anda bir çıkış gösterebilirim şalteri çektikten sonra. Dur bakayım. Bir kırmızı kapı var burada, kapalı. Şalteri çektin mi? Neredeki kapı? Tanıdık bir şey mi? Ha, yarasalı köpek kafası. Tamam, bu kapalı olsun. Önemli değil. Daha ileriki bir yerde bir tane yol açılmış olabilir. Burası çıkmaz sokak. Olmadı. Ya şey yapmışlar ya, bir sağ bir solu var labirente. Sağdan gelip soldakini, soldan gelip sağdakini, sağdan gelip soldakini diye çekiyorsun. Acayip kafa karıştıracak bir şey yapmışlar. Senin aslında orada şalteri çektiğinde değişik bir şeyler görüyor olman lazım benim burada yaptığım evet, şeylere yani, göre. Evet yani benim umudum şeydi hani sen oradan bir şalteri çek, benim şu yeşil hani açık kapalı kapıların yer değiştirmesiydi haritada. Öyle olsa çok rahat açıklayacak olmadı mı? Ama renkler aynı kalıyor. Peki. Hani kapının hangi kapının değiştiğini göstermiyor. O üzücü. Anladım. Yine dead end. Yine dead end. Işıklar da rastgele gidiyor. O zaman ben şu yeşilden girdiğimde şu kırmızıyı çektim ya. Çekmeyeyim kırmızıyı. Ya da ben bu kırmızıyı çekeyim. Ben bu kırmızıyı çekmek için geldim çünkü bütün yolu. Bu kırmızıyı çektim. Şimdi bütün her şeyi tekrar geriye doğru yapacağım. Buldum gidip, galiba dur. Gidip yeşili bir daha çekeceğim, gidip maviyi bir daha çekeceğim. Şimdi sen kırmızıyı çektin değil mi? Evet. Kırmızıyı çektikten sonra o yeşil geldiğin yerden dönüp soldan döndüğünde mavi kapı kapalı mı? Açık. Aşağı in oradan, sağa yap. Eh be kardeşim, yaptın en baştan mı? Beri beklediğim şeydi bu. Yaptım, sağa da yaptım. Aşağı, dümdüz sol. Üç şamdanlı değil. Köpeğe geldim. Şimdi mavi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, sakin ol. Dur. Gittim, sola döndüm, mavi şalter var karşımda. Aç onu. Geri çık, soldan devam et. Dediğim gibi yapıyorum değil mi? İşlemi geri alıyorum. Evet, şimdi oradan çıkıp... sokağa kadar. Evet, yeşili evet. Açacağım oradaki çıkıp. Aynen, sonra yeşili açacaksın ve kırmızıyı açmış olduğun için çıkabileceksin. Çok geç çözdüm ama. Sen çözeli çok olmuştu. Yok, ben çözemedim. Ben artık yolları ezberledim 50 kere yürüdüğüm için. Deneme yanılmayla yapmaya başladım. Bir saniye ama şimdi ha. Yeşile geldin mi? Yok, maviden giriyorum. Şimdi mavinin içinde olmalı. Yani mavi kapıyı açıldıktan sonra ha yeşil şalteri olmalıydı. Onun aldığın anda çıkış yeşile olacak geldim. Orada. Buradan buradaki yeşil kapı açıldı değil mi şimdi? Evet. Evet, o soldaki şey çıkış işte. Bana burada beyaz bir ok kırmızı açılmış. Mesela. Soldaki şey çıkış. Allah'ım evet. Checkpoint reached ağlamak istiyorum. Kapı açıldı. Salın beni. Meydana çıkardılar beni. Buz tutuyorum. Buz tutuyorum, donuyorum. Biliyor muyum? Satranç tahtası. Satranç tahtası. Evet, satranç güzel, tahtası. Benim buradaki VHS'in üstünde büyük harflerle World's Greatest Chess Game yazıyor. Chess Game. Şurada ne var? Bir tane... Tek sorun var, çalıştıramıyorum. Bir saniye, ben yapacağım. Elektriği doğru zamanda çalıştırdım, verdim. İkinci kere doğru zamanda çalıştırdım. Üçüncü kere doğru zamanda çalıştırdım. Elektrik geldi buraya. Yanındaki aletin vanasını çevirdim. O da yeşil yandı. Her şey yeşil yandı. Bir saniye bekle. Sanırım oldu. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şey var. Burada dua eden bir tane abla var. Bak çok da sevimli yani. Görünce tüylerim diken diken oldu. Şimdi satranç tahtasının üzerinde bir şey yapamıyorum. Ben burada başka bir şey yapamıyorum galiba. Bulunduğun yerde bir şeyler yapmaya çalış bakayım. Satranç tahtasını açtım. Tamam. Açtım. Şimdi satranç tahtasında birçok şey yapabiliyorum. Satrancı izliyorum. Şimdi E5 E4 oyna. Bir saniye. Ben hangi rengim? Beyazsın. Ama ben seni kadar satranç bilmiyorum işin kötü yanı. Yok A'dan... basit. Bu şey yapıyor. Çoban matı atıyor. İşte çoban onları da falan. Adama. Allah donuyorum ben. Ben donuyorum. Anlatıyorum adam. İmdat. Bak soldan şimdi, sağ piyonu söyle. Oyna. Oğlum öyle değil ya. Şeyi söylemen lazım. Soldan sağ piyonun sayısını söyleyip iki ileri bir ileri. Pekala. Oyun durdu. O biraz üzücü. Açmaya çalışıyorum tekrardan yetisi hızlıca. Açıldı. Ben üşüyorum. Şimdi soldan 1, 2, 3, 4, 5. piyon beyaz 2 oyna. Tamam. Soldan 1, 2, 3, 4, 5. piyonu, piyonu. Onun karşısındaki piyonu 2 oyna. Onun karşısındaki piyonu ilk oradaki, oynayayım. Siyahı. Şahın sağındaki... Şahın hepsini sağındaki ben mi oynuyorum? Bir saniye. Aa hepsini ben oynuyorum. Beyazda...
Beyazda işte o sağdan 5. piyonu 2 oynayacaksın. Tamam. Siyahta onun karşısındaki piyonu da Tamam. 2 oynayacaksın. Şimdi ben baştan çalıştıracağım bunu. Tamam. Bitti çünkü. 1, 2, 3, 4'e oyna dedin, Dördüncü dedim. kare. Dörde. 4. kareye oynayayım. 4 kere değil. Dört. Ha, tamam. Dördüncüsü. Tamam, siyah. Siyah yükleniyor şu an. Siyah şey ya muhtemelen. Yok, hiçbir şey göremiyorum ama ekranda. Boşu boşuna bekleyeceğim yani. Bu eziyeti çekeceğim. Aa. Şimdi Hiçbir ben şey mi şöyle ya? yapayım. Aa. Satrançta bu taşların yerlerini ben bilmediğim, senin gibi hani satranç oynamadığım için, hani o kadar iyi bilmediğim için, vezir tarafında, piyon tarafında, fil tarafında falan diye böyle şey Tamam. yapmak yerine, çünkü taşların şekilleri bile hiçbir şeye benzemediği için, yani normal satranç gibi değil ya. Normal satrançta fil uzun incedir, at at şeklindedir, kale kale şeklindedir. Burada hiçbir Evet. öyle değil ya. O yüzden bana vezir tarafında, piyon tarafında falan diye anlatmakla vakit kaybetme, şöyle yap. Beyazlarda Sağdan bekleyin mi? piyon sırasında de solu bir sayalım, sağ 8. Sağı 8 Tamam, pekala. sol 1, sağ 8. Öldün Soldan mü? sağ sayarız. Ölemedim. Ben çalıştırıyorum o zımbırtıları. Geldim. Yeşil. Oo, sağ giderken en solda çıktı. Seni bekliyorum. Yeşil. Yeşil. Çalıştırdım. Ver coşkuyu. Döndü. Çalıştırdım. Şimdi Tamam. ilk önce E4'ü 1, 2, 3, o 4, hamleyi 5. oyna. Beşinciyi oyna. Geldim Sonra tam buraya. karşısındakini oyna siyah olarak. Geldim oraya. Sonra Fili oynayabilen aldım fili 1, 2, 3, 4 buraya. kare oyna çapraz. Tamam, şimdi Sonra vezir tarafındaki atın önünü bir oyna. vezir tarafındaki atın derken, atın kaçıncı sırada onu bana hatırlatman lazım. Kalenin yanındaki mi? Kaleden ikinci. Kalenin yanındaki ikinci. Oh. Tamam. Kalenin Bir yanındaki. oynuyorum oradaki piyonu. Onun önündeki piyonu bir oyna. Oynadım. Şimdi Beyaz. tekrardan şey yapacağım. Beyaz olarak veziri. Vezirin hangisi olduğunu hatırlıyor musun? Aynı, hatırlıyorum. Ve şahla veziri biz karıştırdık büyük ihtimalle. Evet, şu anda bakıyorum, vezir bu. Bir çapraz değil, iki çapraz oyna diyorsun. İki çapraz. Oynadım. Evet, siyah. Ondan sonra atı demin öne açılan at var ya onu L şeklinde sağdan oyna. Sağdan L'ye hani Sağdan L. oynamak ne demek? Güzelim. Filin önü. Filin önüne L. Ha. Ondan Tamam. sonra o vezirin var ya, vezirin şahın önüne kadar oyna. Rakip Çaprazında şahının kalacak mı? çünkü. Rakip şahının önüne kadar oyna. Mat Piyonu mu ediyorsun. alayım oradaki? Piyonu al orada. İşte Evet. bu. Çoban matı attım Bitti biraz mi? önce. Let's go. Güzel. Keşke ben de senin kadar satranç oynasaydım. Bu kadar çile çekmezdim. Arkamdaki kapı değil. Hangi kapı açıldı? Nerede kapı var? Donmuyorsun Karşıdaki artık kapı umarım. açıldı. Donuyorum. Kapıdan girince Ha, donmayacağım donma. diye umuyorum. Evet, donmam kesildi. Artık donmuyorum. Güzel. Bir kitaba Bu geldim. oyunu Greatest Chess Game olarak vermeleri çok hoşuma gitti. İşte o yüzden trollemişler bence. Trollük yapıyorlar. Bir tane meydan var. Meydanda karolar var. Bu karolara basarsam gebereceğimi, bir şey yapacağımı düşünüyorum. Bakayım anlatayım sana. Starting in the far west corner. Bunu birazcık şey yapacağız. Tamam. Far West Corner'dan başlayabilirim istiyorsan. Evet, bir Far West Corner'dan başla diyor. Sonra Çıktım üstüne. Van Moors North Thrice. Ne diyor? Bakalım. Yani ne diyor? Anlamadım ki ne dediğini. Kuzeye 3 kere hareket et. 3 kere. 3 1, kere. 2, 3. Ölmedim yine. Bir kare kaldı önümde zaten. Sonra güneye bir adım, güneye bir adım git diyor. Geri mi geleyim yani? Take one step south. Sanırım evet. Peki. Bir terslik var bu işte ama neyse. Aa bir dakika dur. Ya çok itlik yapıyor kitap. Anladım neden olduğunu. Ne diyor? Sen şimdi alttaki yazan şey şu çünkü. Ama sakın ola ki bunu iki adım şeye gitmeden yapma yazıyor altta. İki adım doğuya gitmeden yapma diyor. Ha tamam. Şey, yani ben zaten patlamayan yerde yürüdüğüm için bir sıkıntı olmadı. Şimdi doğuya bir iki adım Aynen. gideceğim. Sen tamamını bir oku. Doğuya iki adım yapma, Böyle gitmeden yapacağım. yapma diyor. Doğuya iki adım gittiğimde bir adım aşağı gideceğim. Sonra devamında Aynen normal mi bir adım anlatıyor? aşağı. Sonra bakayım ne diyeceğiz. Continue towards the eastern wall. Doğu duvarına doğru devam et dedi. Aşağı da gittim Sonra geri. Sonra. doğu duvarına doğru devam et dedi. Sonra yazdığı şey. Then head towards the end of it all. Sonra hepsinin sonuna doğru git dedi. Ne demek bilmiyorum. Öldüm.
ne demek istediğini birazdan düşünmemiz lazım. Ah, ben kitap değişti. Umarım... Kitap değişti, kitap değişti. Bir daha kendimi oraya attım lap diye dikenler saplandı bana. Yo, kitap değişmedi. Kitap aynı kitap. Yani başta doğruydu. Herhalde kitap hala budur. Kitap hala aynı kitap. O zaman neden bana bir şey saplandı? Ha, saplanmadı. Bug olmuş oyunda. Tamam. Oyun çok buglı be. Bir sorun var. Bir şeyden iş. Şu kitaba bakacağım. Şimdi ben senin söylediğin yere doğru geldim. Ondan sonra kuzeye doğru mu devam et diyordu? Doğuya doğru iki adım attım. Sana bir sorun var. Kitap var ya. Bu kitabın dördüncü görselindeki şamdamın altında bir yuvarlak daha var mı? Mükemmelsin. Bekle. Yanlış kitabı olabileceğin kitaplar bir de benziyor. Basmadan önce doğuya gitmelisin. Tamam. Doğuya da iki kare gitmem gerekiyor. Kareyi bilemeyeceğim. Bakayım. Devam et. Ben mi bileceğim oğlum? Kitap senin önünde. Bu iki adımdan sonra güneye bir adım at. Tamam, evet. Doğru. Sonra da Eastern duvarına doğru git. Tamam, bir adım gittim. Duvara yapışayım mı bir adım daha gidip? Head for the Eastern Wall. Duvara yapış diyor. Tamam. Sonra kapıya gidebilirsin dedi. Patlamayacak sanıyorum. Tamam, bir kare yana yanlış götürmüşsün beni, i̇şte o kadar. Bak. Yok ya, ama dedim ya, kitaplar birbirine çok yakın diye. Ben bilmem. Ben sana sembolü söyledim kardeşim. Yani yakın bakın doğru kitabı ya bulacaktım. Şeyden, neden biliyor musun? Bu kitaptaki sondaki adam tekneye binmiş ya. Bindiği teknede kafası yuvarlak, birinde kafası kare. Bu kadar sembol farkı. Şimdi yandaki odada bir tane kral tacı, yanda da bir kapıydı. tane üstü mumlu H harfi var. Bir dakika, kapıdan geçeyim. Burası şey gibi. Ben tiyatrodayım. Evet. Evet, ben de tiyatrodayım. Ben tiyatro Scene izliyorum. 1 diyor. Bloodlight diyor. Ben şu anda açıyorum büyük ihtimalle. Sen büyük ihtimalle ne izleyeceğini seçmen, bana söylemen gibi bir şeyler gerekiyor olabilir. Çünkü ben tiyatroyu oynatacağım tahminen. Şu kollardan bir tanesini seçeyim ben yine şunu. Şuradan bir Ben sana sola, anlatayım ne olacağını. sola, sola diyeyim. Bu ne ya? Bir şey çıktı. Kralı çektin. Evet, kralı sola doğru attım. O zaman sen büyük ihtimalle ortadaki Kral odada burada. mısın? Olabilir. Kral var artık burada. Tamam, kaleyi de götüreyim o zaman oraya. Memnun olurum. Belki de kaleyi de istiyordur. Çok mantıklı bak. Kale mi geliyor? Bu garip şey bana yaklaşıyor. Şimdi? Kale gelmedi. Garip Ama şey hayal bana geliyor. yaklaşıyor dediğinde bunu tekrar geri çevirdim. Peki dur bakayım. Yok, garip şey yaklaşmaya devam ediyor. Muhtemelen öldüm. Neyse, sen yolla gelsin. Hangisi? Kale değil. Soldan bir cisim. Bu ne ya? Gözükmüyor tam. O Gora'dır ya. Soldan bir cisim yaklaşıyor. Ha, şurada Ayağında insanlar var. kırmızı bir şey var. İnsanlar var evet orada. Geldi mi tamamen? Kaleyi gönderebiliyor musun? Hayır, gitti. Şu an hiçbir şey yok. Vay arkadaş ya, nasıl ters yöne çalışıyor? Ben de mantığını anlamadım ya. Kralı doğru gönderdin. Şimdi insanlar geliyor yavaşça. Jester falan var. Güzel. Soytarı geldi. İlk tane insanla. Hale gelebiliyor mu? Bakıyorum neyi nasıl getireceğimi tutturamadım ki. Çok yani hiçbir manası yok, hiçbir sembolü yok, hiçbir şey yok yanında. Neyi nasıl getireceğime dair bir şey yazmıyor yani. Bakayım başka bir şey getiriyorum durmadan. Ekranda bir şey giriyorsa söyle. Evet, biri geldi. Bakayım. Biri geldi. O ne demek abi? Prenses. Prenses. Biri geldi. Hoş geldi. Soytarı izleme, şu arkadan gelen hayalet oturup izlemeye başladı şovu. Peki. Sanırım anladığım kadarıyla şu an şovu bekleyecek sıradaki hamlede. Tamam. Şöyle bir yapacağım. Oradakilerden biri oynuyor mu? Acil söylemen lazım bana. Hayır, şu anda oynamıyorlar ama bir ses var. Yani yeni bir şey getirdim. Bakayım ne gelmiş. Kılıçlı Kral. Evet. Şimdi onlardan biri oynarsa hemen söyle bana. Tamam. Aha, büyük bir şey geliyor. Kale galiba. Bu ne? Aa, çok göremiyorum. Yaklaştığımda ekranım siyahlaşıyor. Bir kapı geldi. Kale işte o ya. Kale mi o? Ben bir yakayım bari. Işık kale falan. Sahne 1'i açtım. Anladığım kadarıyla sorun şu.
Bunların hepsini bizim sırayla yapmamızı isteyecek ya. Şu anda sadece kaleyi isteyecek olabilir ve bu çok sıkıntı. Bunların hepsini gönder tekrar bu falan. Yo, çok basit. Ben bu tablodan hiç ayrılmayacağım. Habire sağda solda hangisi geliyor hangisi gelmiyor diye bakmayacağım. Sen orada duracaksın, bana diyeceksin ki hayır yanlış şey geliyor. Evet kale geliyor, kaleyi getir. Soytarı sahneye çıkıyor. Tamam, sen devam et. Keşke o seni gördüğün şeyi görsen. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.